Masal keyfi. Herkese merhaba. Masalda giydiğim pelerini hatırlıyor musunuz? Pelerinin üstümde olduğu sandalyelere bir bakalım. Çirkin için endişelenmiş ve hemen yüzü yastığının altına koymuş. Uyandığımda Çirkin'in olduğu konaktaymış. Yok, yok, burada da yok. Nerede, nerede sen? Elimizde eski bir çocuk pantuf ev ayakkabısı vardı. Bu ayakkabının beyaz kısmını kesiyoruz. Pelerinin başlık kısmındaki tüylü yeri oluşturuyoruz. Bu şekilde tasarlansa bence gayet güzel olur. Hadi başlayalım. Pelerin için kare bir kumaşa ihtiyacımız var. Elimizdeki kumaş dikdörtgendi. Bunun için kenarından üçgen şekline getirip kesiyoruz. Kare kumaşımız hazır. Bu kare kumaşımızı 1 2 ve 3 kere katlıyoruz. Daha sonra bu kumaşı iğneleyerek sabitliyoruz. Bu kısımdan ve de bu kısımdan kalemle çiziyorum. Çizdiğim bu yerlerden kumaşımızı kesiyoruz. Kestiğimiz kumaşı açtığımızda böyle bir şekil elde ediyoruz. Şimdi lastik ipimizi alıp iğneye geçiriyoruz ve orta kısmından dikiyoruz. İpliğin iki uç kısmını bağlıyoruz. Pelerinimizin alt kısmı hazır. Artık şapkamızı yapabiliriz. Kumaşımızı buradan kesersek kapşon kısmını oluşturabiliriz. Ön kısmın ölçüsünü alalım. Bebeğimizi kumaşa yatırarak kapşon kısmının kalıbını çıkartalım. Kumaşımız ince olduğu için iki kat kumaşla çalıştık. Dilerseniz siz daha kalın bir kumaşla tek kat çalışabilirsiniz. Kapşonumuzu kestikten sonra tüylü kısmı ile birleştirebiliriz. Kapşonun arka kısmını bu şekilde yapıştırarak kapatıyorum. Daha sonra ters çevireceğiz. Şimdi de tüylü kısmı yapıştırıyorum. Kapşonumuz gayet iyi gözüküyor. Ama sanki bir şeyler eksik. Tüylü kısım bu şekilde kapansa daha şık olur. Bunun için iki uç kısımdan dikiyoruz. Ben hemen hızlıca dikip
geliyorum. Dikiş işlemimiz bitti. Kapşonumuz da hazır. Tasarladığımız bu kıyafeti dilediğimiz zaman çıkartıp tekrar giydirebiliriz. Tasarımımız tamamlandı. Pelerini beğendiniz mi? Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Masal Keyfi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.